Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz son derece kolay ve çıtır çıtır duran güzel bir çalışma. Şöyle modelimizin arkasına bakalım. Bakınız arkasından modelimiz iri iri haroşalar şeklinde görülmekte. Şöyle baktığımız zaman Dilerseniz bu yönüyle bile kullanabilirsiniz. Tamamen zevkimize göre ayarlamamızı yapalım. Önden baktığımızda minik minik topçuklar şeklinde durmakta. Ya da tohumlar diye adlandırdığımız şiş örgülerindeki modellerimiz gibi durmakta. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ben ilmeğimi toparladım. Sadece ilmek aldım şişime. Herhangi bir işlem yapmadım. İlk sıramızı örmeye başlıyorum. İlk sıra şu şekilde ters yönden örüyorum. Sadece ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimizi boş olarak alalım. Ve sonrasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Her bir ilmeğimizi. Çok kolay bir model. Zevkle öreceksiniz eminim. Birbirini de sık sık yeniliyor. Biraz dolgun iplerde daha güzel durmakta modelimiz kendisini belli etmekte. Şimdi tamamen ilmeklerimi ters örerek diğer şişime boşaltıyorum. Birinci sıramızı bütün ilmeklerimizi ördüm. Şimdi örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum. İkinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimin arasına giriyorum. Bakınız arasına giriyorum. Şurada bir tane ipimiz var. iki ilmek arasında şöyle asıldığım zaman daha güzel görülmekte. Bu aradaki görülen kısma giriyorum. Bakın her iki ilmeğin arasına değil düm, dümdüz bu şekilde değil. Şuradaki ilmeğin altına giriyorum. Ve bir tane şişimin başını dolayarak alıyorum tekrar geliyorum bu kez şişimin üzerine ilmeğimi alıyorum 2 bakınız 1 2 bir, de ilmeğimin kendisini örüyorum 3 tane ilmeğim olmuş oluyor bir tane boş almıştım. bir tane aradan girdim bir ardından aldım bir de ilmeğin kendisini 3 defa ördük şimdi diğer iki ilmek arasına geçiyorum ve şu görmüş olduğumuz aradaki kısma giriyoruz. Bakın aradaki bir defa ilmeğimi alıyorum. İlmeğimin önünden geçiyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. ilmeğin kendisini düz yönden örüyorum. Ve yine işlemimizi tekrar edelim. 2 ilmeğimin arasına giriyorum. Tam boşluk araya değil şuradaki ipin altına bakın Şöyle bir ipimiz var arada görünen o ipin altına giriyorum ipimi alıyorum almış olduğum ipi ilmeğimin önünden geçiriyorum tekrar şişimin üzerine ipimi doluyorum ve düz olarak ilmeğimi örüyorum şişimin üzerine şu şekilde bakınız ilmeklerimiz yığılmakta tekrar alalım her iki ilmeğimizin arasından giriyorum bir defa alıyorum şişimin üzerine sarıyorum ve en son ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar örelim son iki ilmeğimize gelene kadar bütün ilmeklerimizin arasından üçer üçer bakınız her bir ilmeğimizi üçe katladık ikişer artış bir de ilmeğimizin kendisi olarak ördük şu anda epeyce bir ilmeğimiz şişimizin üzerinde takılı son iki ilmeğe geldiğimiz zaman bu iki ilmek arasındaki işlemimiz güç olacağı için sadece düz yönden örüyorum sondan bir öncekini ve en son ilmeğimi düz olarak örüp kapatıyorum şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum arka yönü şöyle bakalım bakınız Arka yönünden ters olarak bir uçtan bir uca kadar örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tek örmüştük zaten. Diğer ilmeğimi bakınız. Üçer üçer her bir ilmeğimizi iki artmıştık. Bir de ilmeğimizin kendisi ardına alıyorum ipimi ve ters yönden örüyorum. Ters olarak bakın. Diğer üç tane ilmeğimi ipimi ardına alıyorum her üçünü de alıyorum ve örüyorum diğer üç ilmeğimi aynı şekilde alıyorum ve örüyorum tekrar bir ilmeği düşürüyoruz üçünü tek seferde örüyoruz bir ilmek haline getiriyoruz tekrar üçünü alıyorum bir ilmek ve hepsini bu sıramızın ters olarak örüyoruz üçünü alalım bakınız 4 olarak yirmi elim şu şekilde tersten sıramızı tamamlayalım bütün ilmeklerimizi tersten ördük ve birer ilmeğe düşürdük bakınız şu şekilde birer ilmek haline geldi ve yine aynı işlemimize başlıyoruz bir ilmeğimizi çoğaltıp bir ilmeğimizi eksiltme işlemine geçiyoruz. Bakıyoruz şimdi her iki ilmeğimin arasındaki bölüme giriyorum ve başlıyorum. Bir etrafından dolanıyorum. İki ve kendisini örüyorum. Üç ve yine aynı aradan giriyorum. Üstten alıyorum. Kendisini örüyorum. Tekrar aradan giriyorum. Üstten ipimi alıyorum ve ilmeğin kendisini örüyorum. Aradan giriyorum. Tekrar üstüne ipimi koyuyorum şişimin ve ilmeğin kendisini örüyorum. Aradan giriyorum. Alıyorum. Biri 3 yapıyoruz. Bir sırada biri 3 yapıyoruz. Bir sırada 3 ilmeğimizi biri indiriyoruz şeklinde örüyoruz. İki sırada bir modelimizi kuruyoruz bakınız eliniz alışınca çok rahat bir şekilde modelimiz ilerleyecektir. Bu yönden düz örmekteyiz bakınız. Diğer yönden ise ters ilmek olarak öreceğiz. İlmek sayımızı tekrar 3'e çıkardık. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Arkasından bütün ilmeklerimizi bir şeklinde örüyoruz. En sondan bir önceki ilmeği de tek olarak örüyoruz. Sonrasında 3 tane ilmeğimizi alarak bakınız bir tek ilmek haline getiriyoruz. 3 ilmeğimi bir ilmek haline getiriyorum. 3 tane ilmeğimi tersinden örerek bir ilmeğe düşürüyorum. Ve bu şekilde modelimizi dilediğimiz ölçüye gelene kadar bütün örgülerimizde kullanabiliriz. Evet şu şekilde çok kolay bir örgü modeli. Sadece artışlarımız tekrar kesmemiz işlemimiz var. Şöyle görelim. Evet sevgili arkadaşlar bakınız modelimizi kurmaya bu şekilde devam edeceğiz. Bir sıra arkadan bütün ilmeklerimizi topluyoruz. Ters olarak diğer sıramızda ise bir ilmeğimizden üçer tane e, ilmeğe çıkarıyoruz. 2 yani artışımız bir de ilmeğimizin kendisi üç ilmek oluyor. Bu modelimiz e, daha dolgunca iplerde gayet güzel durmakta. Tabi ince iplerimizle de şıklığından herhangi bir şey kaybetmemekte gayet hoş durmakta. Evet. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda Görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.